Öncelikle herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız Allah şükürler olsun. Çok iyiyiz. Şimdi arkadaşlar bugün yine buradayız. Yine inşaattayız. Yine Bamberik'teyiz. Bamberler var çünkü Bamberlerin toplanması lazım. Bu Bamberi bugün toplandığı için. Yani bir gün bile toplamazsak ikincisi günümüz o Bamberi toplarız. Arkadaşlar öncelikle videonun açılışını yaptım diye düşünüyorum. Ondan sonra bir konuya gelmek istiyorum. Şöyle bir sorum var. Bazıları yorumlar yapmış. Şimdi ben size demiştim, yorumları fazla kafaya takmıyorum artık. Kim ne yazarsa yazsın boş diye. Arkadaşlar yazmışlar ki yorumda. Sizde işte hiç vicdan yok mu? Sizde adalet, insanlık yok mu? Gürkleri biliyorsunuz, Gürk yatırmıştık bundan önceki videomuzda. İşte o Gürklerin üstünü niye kasayla örtüyorsunuz, yazık günah değil mi filan fıstık böyle yazmışlar da. Şimdi ben onu yazan kişiye diyorum, yani şu an öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, öncelikle sen bana kalkıp hani adaletten bahsedemezsin. Bunu ben sana söyleyeyim, ben neyi yapıp neyi yapmayacağımı senden öğrenecek de değilim. Sen orada oturduğun yerde bana burada öyle boş boş yorum da yapamazsın. Haddini bileceksin, ben sana nasıl güzel, saygılı bir şekilde konuşuyorsam bu zamana kadar, sen de benle o şekilde konuşacaksın. Tamam, elbet yanlış yaptığımız bir şeyler olabilir, işte bilmediğimiz, belki hani daha iyi bildiğiniz şeyler olabilir ama senin o yorumu o şekilde yazman bir defasında hata. Neden derseniz arkadaşlar, bizim Gürk'ün üstüne kasa koyma nedenimiz ne biliyor musunuz? Bir tane iki tane tavuk yok. Bunu ilk yapan tek, bunu tek yapan biz de değiliz. Bizim 50-60 tane tavuğumuz var. Biz bu Gürk, yatırdığımız Gürk yerinden kalktığı zaman başka bir Gürk gelip de Gürk olan tavuk veya herhangi bir hayvan yani tavuk gelip yatmasın yerine diye, o da oradan kalkmasın diye biz onların üstüne kasa koyuyoruz. Zaten altta kasadan çıkması için onun yeri var. O hayvan oradan istediği zaman çıkabilir. Bu bir. İkincisi, biz günlük onların suyunu, yemini veriyoruz. Orada bir ay boyunca hayvan aç susuz zaten yatmaz. Ölür gider hayvan orada. Bunu da söyleyeyim. Yani dediğim gibi bana hiç gelip adaletten bahsetme. Şu an öyle bir ülkede yaşıyoruz ki hani geçenlerde bir söz okudum ben. Onu da söyleyeyim. Söylemeden geçmeyeceğim. Sözde şöyle diyor. Fakir çocuğunun içemediği sütü zengin köpeği içiyorsa bana adaletten bahsetme diyor. Yani benim de sana demem şu ki, sen bana kalkıp adaletten bahsedemezsin. Sen benden yaşça büyük olabilirsin. Eyvallah, büyüğüm de olabilirsin. Belki hani bayağı da yaşlı olabilirsin. Bilemiyorum artık kaç yaşındasın, neysin, neyin nesin. Şundan emin ol, ben senden yaş olarak küçük, akıl olarak büyüğümdür. Bundan emin ol. Yani bundan eminim, %100 eminim. Çünkü sen o kadar kişi oraya o kadar güzel yorumlar yapmış, o kadar insanlar var ki sizin gibiler yüzünden onlar üstün alınıyor. Ben böyle söylediğim zaman yanlış anlaşılıyor. Senin o yaptığın yanlış, sen o yorum yapamazsın. Binlerce insan izliyor videomuzu. O kadar güzel yorumlar yapıyorlar, o kadar güzel, böyle bazen hani mutlu oluyoruz, seviniyoruz yani ne güzel yorumlar falan yapılmış diye. Ama senin gibi boş insanlar kalkıyor, boş yorumlar yapıyor. Yani kusura bakma, bak az önce yorumları okuyorum. Ablanın biri yazmış, biliyorsunuz evimiz hani ne evim vardı filan diye yorum yapmıştı. Ablamın biri yazmış, ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Demiş ki, kendileri bir kulübe bile yaptıramamış, siz koskocaman ev yaptırmışsınız. Kedi uzanamadığı ete mundar dermiş diye yorum yapmış ablam. Lafında da gerçekten haklı, sana da hak veriyorum ablacığım buradan. Yani sen kalkıp bana burada adaletten bahsetme. Yok pislik, inşiymiş. Sen bir kalk, tamam mı? Önce bir kendine bak. Tamam, ondan sonra gel konuş. Bizim köy yerinde öyle yok, sizin gibi, senin gibi insanlar diyeyim, sizin gibi çoğunluk vermeyeyim ben. Çünkü o kadar çok insan var, senin yüzünden üstüne alınıyorlar. Köy yeri burası, yani ne bekliyorsun sen burada pırıl pırıl pallasın, carıl carıl. Biz sabahtan akşama kadar bir inşaattayız. Biz burada inşaatta keyfimizden mi oturuyoruz? Sabahtan akşama kadar Allah ne verdiyse yiyoruz. Domates, biber, kendi tarlamızdan, kendi işte ürettiğimiz şeylerden yiyip içiyoruz. Sen oradan kalkıp boş boş yorum yap diye ben bunları çekip atmıyorum. Dediğim gibi tamam, yanlışlarımız olabilir. Belki bir yanlış kelime kullanabilirim. Şöyle böyle. Ondan sonra arkadaşlar bir de şöyle bir şey var.
Demişler ki köpeğe eziyet ediyorlar. Arkadaşlar bunun neresinde eziyet var, yani videolarda gösteriyorum. O hayvana ben eziyet etsem, gördüğünüz gibi asıl eziyeti o bana ediyor. Bak şimdi, bak bu ısır oğlum. Bak şimdi nasıl ısırıyor. Gördüğünüz gibi. Bu beni ısırıyor. Yani bana eziyeti yapan bu. Ben buna eziyet yap. Bir de bu hayvanın neresine eziyet yapacaksınız? Allah aşkına. Küçücük hayvan. Size yemin ediyorum, bak inanmazsınız. Babam bir burada yatıyor. Biz eve gidiyoruz. Akşamlar bunu öyle bir alıştırmışlar ki babam bir kendilerine. Babam yatarken yorganı açıyor. Ben bunun ilacını, iğnesini vurdurdum. Pire ilacını vurdurdum. Ben bunu şimdi biraz ufak, biraz daha havalar ısırsın, kendisi de biraz daha büyüsün. Şampuanla yıkamaya da başlayacağım. Babam gidip alıştırmış. Yorganı kaldırdıkları zaman bu koşarak gider. Kollarının arasına girer. Şuradan kafayı çıkartıp yatar. Yani demek istediğim, boşu boşuna şu 3 günlük dünyada kalp kırmaya gerek yok. Ağır konuşmaya geldim, emin olun ki ben de çok ağır konuşurum. Ama gerek yok. Benim gibi takmıyorum. Evet arkadaşlar. Sizlerden bana hak vereceğine eminim. Kendileri bilirler. Yapacak bir şey yok. Bobby şöyle dur oğlum sen. Dur ya da Bobby. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda Bamili'ye geldik. Bamili'mizi topluyoruz. Yalnız şöyle bir sorunumuz var. Bugün Bamili'ye müthiş açmış. 2-3 gündür Bamili'miz azdı. Hani bugün de azdı, çok sayılır da. Arkadaşlar. Yılın ilk kavununu. Babam yılın, bu senenin ilk kavununu buldu. Gördüğünüz gibi göstereyim şeyle. Ama oh, ne güzel oldu baba bu. Bunlar hep doğal arkadaşlar. Kendi tarlamızdan, kendi ektiğimiz, ürettiğimiz bir kavunlar, karpuzlar. Eten boşalttım ben bunu. Bakalım bugün neler olacak. İşte deneler var, çuvallanacak. Çuvallar yukarıya çekilecek. Ablam gibi gelmeyi düşünüyorlarmış. Bilmiyorum, bakacağız neler olacak. Evet baba. Bir şey diyecektin tam. Bir şey mi oldu? İşte neyse tamam. Evet arkadaşlar, şu anda babam gibi eniştemle birlikte dene çuvallıyorlar. Başka çuvalı yok mu? Bunlar çuvallanıp eve çekilecek. Tohumlu den baba bunlar. Tohumlu arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar eniştem salıncak vurdu. Yaptığı hatanın farkında değil şu anda. Memo. Kurtların yanına gitmişler. Kurt gözünü oyacak bunları. Aha, cücük tutuyor da sevgiliyor. Şu kayıp siyah çantası olan kurt var ya, onu almışlar ikisi. Evet arkadaşlar. İki paşa bir prens. Hayır annem, gitme. Dediğim kişi ablam.
Ünlü YouTuber. İki paşa bir prens. Bugün onlar geldi. Bayağı oldu geleli. Bamyemizi dizdik. A bıçağı attı. Aha şöyle batırın üstüne şöyle. Niye gavluk yapıyorsun sen? Bir daha. O götün gene var kaşıyor. He? Bez yok ya şimdi rahatsız. Bez yok ya rahatsız. Şu an bir anda böyle çeviriyorsun ya. Dürzü seni. Yavaş çevir. Lale. Dürzü bana el kaldırıyor. Vurdum darağı iki tane kıçına. Dürzü seni. Hasan şimdi saldırmışsa inciyi yere bir atıyormuş. Çok yakın. Yakın. Hasan'ın atacağım. Videoyu şöyle bir yarım saat uzatayım da hani deney çuvallarına kadar şimdi. Evet arkadaşlar, hatırlarsanız ki buraya yonca ekmiştik. Bundan önceki videolarımız da var zaten. Şu anda köyden birini bulduk. Yonca biçme makinesi olan. Şu anda yoncamızı biçtiriyoruz ki arkadaşlar ilk biçim olduğu için şöyle göstereyim yoncayı. Ot çok. Yani burada adam akıllı bir yonca da yok. Şuna bakayım. Köyümüzün hızlı gençlerinden. Taşları hissetmem için. Arkadaşlar çok feci taş vuruyor. Ben normalde motorun üstünden çekim yapacaktım. Bindim ama şu taşları fırlatıyor makina. Abi de taşları fırlatıyor adamın yüzüne üstüne. Motorun arkası taş olduğu için. Böğrüme bir tane yedim ben, çıktım. Pert oldu. Bu arkadaş. Artık alıştı. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar kendisinin tertibim oluyor yaşadığım. Şimdi... Adapı! Taş atıyor arkadaşlar, geriden çekmek zorundayım. Yaşananlar sırrımız olsun Ela Gözlüm. Bunun gibi iki tarlamız daha var. Onları da biçtireceğiz. Onları da sizlere kısa bir şekilde göstereceğim. Bu kadar uzun tutmayacağım. Hemen size şöyle göstereyim arkadaşlar. Makine biçiyor ve şu şekilde sıra şeklinde bırakıyor. Biz bunları yabayla toplayacağız ki yonca, oğlum bu yonca toplanacak gibi değil ki ya. Yonca yok ki, hep ot ya. Şuna domuz otu bu. Arkadaşlar buraya herhangi bir taş bir şey olmadığı için rahatız. Taş maş atmıyor. Gördüğünüz şekilde burada taş yok. Buranın yoncası maşallah iyi. Kelli de vermiş yonca. Aslında şimdi gece bunların toplanması lazım diye. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz yoncaların bir sulanma suyu falan var. Bunları sulamamız lazım. Bunlar sulanacak. Piştikten sonra. Arkadaşlar şu anda Bambilik'te misafirlerimiz var. Şöyle bir göstereyim size.
Bana da bak vurmaya dönüyor. Bakın işte normalde arkadaşlar bu. Buraya bir gülkün cücüğü. Ama size dediğim şekilde eğer taş kasa koymazsak üstüne bu şekilde başka bir gülk geliyor, sahipleniyor. Bana bak, bana vuruyor. Arkadaşlar gül bu arada vuruyor, yani cücüklerini koruyor, kuruma amaçlı. Ya ses kleş. Patlıcanları yiyorlar ya. Azıcık kremi de yiyelim. Geç şuradan ya, çeşit. Gülkün sahibi bu asıl anaları. Ama o sahiplendi. Bunların dediği gerçek oğlum, dündangalın içinde bıraktın annem, bu gebeleniyor diye. Arkadaşlar annem gördüğünüz gibi orada dündangalan bamyayı diziyor. Annem ve gördüğünüz bu şahıs yengem, amcamın karısı. O da kızı. Bu da kızı. Öbür kızı. İşte dün yengemle annem bamyayı toplamış yavrular. Aşağıya da sermişler çulu. Beni de kandırıyorlar iki çul var diye. Şimdi annem yaptığı hatanın şeyini çekiyor. Kim yaptı lan, sen unuttun da geldin mi orada? Bırakan sensin. Yenge bana demedi öyle bir şey. Haksız mıyım? Tabii. Şey, şu an söylemedin ama doğru. Şey, şey, şimdi çağırıp, şu iti çağırıp durma. Allah belamı. Bebe şunu dışarı at, şunu. Bugün bayağıdır bamya böyle beraber toplayıp gidiyoruz. Ha bu da Karagöz dedem lakabı, Karagöz. Kiram Palı. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte güzel videonun sonuna geldik. Baba bir şey diyordun kapıdan giderken. Allah'a emanetsiniz. Yok, bana bir şey diyordun. Yerimden kalkar mısın Şuayt Bey? Lütfen şöyle alayım sağdan. Sizlerle birlikte güzel videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar.